Karpuzun iyisi nasıl seçilir? Sabahtan beri duyurduk size ama mesele sadece o değil. Şef Türev Uludağ, siz Allah bir daha yaşatmasın, deprem zamanlarında, Şubat depremlerinden hemen sonra deprem bölgesinde binlerce afetzedeye yemek pişirirken büyük kazanların başında meslektaşlarıyla tanıdık, sevdik, sıcaklığını hissettik ama aynı zamanda o büyük de bir şef. Uzak Doğu'dan yeni döndü ve cebinde bir takım bilgilerle geldi. Biz işin mavrası olsun diye demin söyledik ya, karpuzların yarısı yanmış, işte karpuzcu ne yapacak, üretici ne yapacak, berbat durumda. Peki son tükenen ne yapacak? En azından iyi bir karpuz yiyebilecek mi? Onu soracağız ama ondan sonra başka türlü bir beslenme alışkanlığında sevgili Türev'e soracağız. O ve ben sonradan incelenlerdeyiz. Sevgili şefimiz Türev Uludağ karşımda. Türevciğim iyi akşamlar. İyi akşamlar Mustafa abi, merhaba. Canım şefim, çok net bir şey soracağım sana. Karpuzun iyisi nasıl seçilir? Şimdi Mesut abi, karpuzun iyisini seçerken bir kere ağırlığına dikkat ediyor olmamız lazım. Yani karpuzu aldığımız zaman içinin boş olmadığını hissediyor olmamız lazım. Çünkü su ağırlık yapar. Sulu bir karpuz yemek istiyorsak ağırlığı önemli. Üzerindeki şeritlerin, yeşil şeritlerin olabildiğince net olması lazım. Ama karpuzun alt tarafında da sarı bir bölüm olması bu karpuzun kötü olduğu anlamına gelmez. Çünkü karpuz toprakla temas eden yüzeyi orası birazcık daha sarı olacaktır. Bir de babam bunu çok yapardı. Babalardan, ailemden kalma bir alışkanlık. Karpuzun sesinin tok olması lazım. Böyle vurduğumuz zaman karpuza, dokunduğumuz zaman o tok hissiyatını, o tokluğu veriyor olması lazım. Yani içinin boş olmaması lazım. Aynı zamanda karpuza baktığımız zaman böyle sap kısmı eğer yeşilse, kuru değilse o karpuz daha olgunlaşmamıştır. Çünkü sıcakta büyüyen bir meyve olduğundan dolayı o birazcık daha kuruyacaktır. Anladım. Yani bu üst segment arabaların tok kapı sesi vardır ya, karpuzun iyisi de anladığım kadarıyla üst segmenti de öyle anlaşılıyor. Bir şekilde aynen. İşte demin verdik adamda karpuzlar yanmış, dolayısıyla hani şeyde çok bereketli olmamış. Geçmiş olsun. Yani karpuz uzunca bir yaz ayları boyunca hayatımızda, şeyi soracağım, yani şimdi geçenlerde bir araştırma yapıldı. Karpuzu özellikle gece saatlerinde biz çok yaz öğünü olarak biliriz ya, bir öğün olarak tükettiğimiz, gece saatlerinde, akşam saatlerinde tüketilmesinin çok yararlı olmadığı söyleniyor. Sen bir şefsin, az çok şeyi de biliyorsun, durumu da biliyorsun. Öylesi mi? Meyveyi tam olarak ne zaman tüketmek lazım? Ya tabii ki bunu beslenme uzmanlarına soruyor olmak lazım ama oradaki bence mantık şu doğrusuyla ilerliyor Mesut abi. Karpuz şeker oranı çok yüksek olan bir meyve. Yani o yüzden gece saatlerinde bu kadar şeker yüklemesi yapıyor olmak vücuda çok sağlıklı değil. Zaten sen de ben de sonra biraz önce söylediği gibi sonradan incelen insanlar olduğumuzdan dolayı en az uyumadan 3 saat önce hiç yemeği içmeyi kesiyor olmak lazım, evet, ki vücudumuzun o sindirimini daha kolay ve daha güzel bir şekilde yapılabiliyor olsun. O nedenle gece saatlerinde vücuda şeker yüklemek faydalı değil. Sıcakta mesela Diyarbakır karpuzunun, Adana karpuzunun bu kadar meşhur olmasının en temel sebebi sıcak. Sıcakta ne oluyor abi? Bir karpuz daha şekerli hale geliyor. O daha şekerli olunca da daha lezzetli oluyor. Türev, şimdi gelelim en acı soruya. Biliyorsun dünyada temel ihtiyaç, yani ana gıda maddelerine erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Bizim mutfak kültürümüzde Akdeniz ağırlıklı bir mutfak ve kendimize ait Anadolu mutfakları var. Yani binlerce medeniyet gelip geçtiği için Anadolu mutfakları içerisinde kabul edilebilir, hoş görülebilir yemek alışkanlıkları var. Kabul edilemez yemek alışkanlıkları var ama özellikle Avrupa'dan başlayarak Uzak Doğu'da zaten yaygındı bu. Yeni bir gıda maddesi olarak böcekler önerilmeye başlandı. Önce bir şef olarak buna, şef olarak hani tamam besin değeri olabilir vesaire olabilir bilmem ne, ama bizim alışkanlıklarımız bunu kaldırabilir mi? Şöyle, senin de biraz önce bahsettiğin gibi yaklaşık 20 gün önce bir Uzak Doğu turundaydım. 20 gün boyunca Uzak Doğu'da vakit geçirdim. Tayland'da böcekleri deneme fırsatım oldu. Bunu deniyor olmamın sebebi milyonlarca insan bunu yiyorlar ve bunun neden yediklerini, o lezzeti anlayabiliyor olmaktı. Şimdi böceklere baktığımız zaman protein değeri bakımından yüksek. Ama bir kere bizim geleneksel alışkanlıklarımız var. Nedir bu geleneksel alışkanlıklarımız? Örneğin hamam böceğini gördüğümüz zaman hamam böceğinin pis algısı var bizde. Evet.
Evet. Ama oradaki yedikleri hamam böcekleri kendi özel üretim tesislerinde üretilen bakterilerle temas etmeyen hamam böcekleri. Yoksa diğer hamam böceklerini yiyor olsalar zaten hayatlarına devam edemiyor olurlar. O yüzden bu alışkanlıkları biz kazanır mıyız? Bence kazanamayız abi. Çünkü bu şey gibi aslında. Biz kelle paça yapıyoruz aslında, evet. Bir hayvanın ayağını yiyoruz. Toynanır, doğru. Zaman. Doğru. Ya da işte beyin yiyoruz. Hayvanın beynini yiyoruz. Evet. Dilini yiyoruz aslında. Gözünü yiyoruz falan. Yani bu toplumsal olarak çok farklılık gösterdiğinden dolayı o alışkanlıkları başka toplumlarda kazanabiliyor olması ya da kokoreç yiyoruz, bağırsağını yiyoruz. kazanabiliyor olması çok kolay değil. Ben böcekler noktasında bizim toplumumuzun bu noktada hızlı bir aksiyon alacağını düşünmüyorum. Çünkü Instagram'da da bununla ilgili birkaç tane içerik paylaşmıştım. Altına böyle yapılan yorumlar birazcık böyle şey tatlı değildi. Biraz tatsızdı. Onları yediklerim, akrep yedim mesela, solucan yedim, salyangoz yedim. Ne yaptın ya? İpek böceği yedim. Ya afiyet olsun. O yüzden... Yediğin işin senin olsun. Teşekkür ederim abi. Vallahi ayrı sorulu kapık gelmek lazım. Peki bir gün daha uzun soluklu alacağız ama verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Yani sonuç itibariyle Türkiye bazen beslenme sorununu çok ciddi yaşayan bir ülke ve dediğim gibi obezite daha az önce de söyledim, Avrupa'da birinci sıraya gelmişiz. Bir günde oturup sağlıklı bir mutfağın nasıl oluşması gerektiğini seninle konuşalım, böcekleri bir kenara koyup. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Sadece son bir şey söylemek istiyorum Mesut. Tabii ki. Dünyadaki bu kadar gıdayı aslında biz israf etmiyor olsak, aslında gıdamızı koruyabiliyor olsak, bu noktada haftalık olarak biz bir gün et yemiyor olsak dünyanın ömrü 1.8 gün uzuyor. Yani o yüzden 1.8 gün dünyanın ömrünü uzatabilmek için belki de biz gıdamızı koruyalım, israf etmeyelim ve hayatımıza böyle bakarsak daha uzun bir, daha güzel bir dünyada yaşayabiliriz. O zaman ağzın bal yesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum bağlandığın için. Teşekkürler. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler.